Evet merhabalar sevgili öğrenciler. Umarım hepinizin sınavı çok güzel geçmiştir. Arkadaşlar inkılap tarihinin cevap anahtarını hep beraber bir oluşturalım. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz birinci ünite ile ilgili bir soruydu arkadaşlar. Baktığımız zaman tek tek gidelim. Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden mezun olmuştur. Şimdi Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden mezun olmadı. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde okumaya başladıktan kısa bir süre sonra askeri sınavı kazandığı için nereye gitti? Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gitti. Dolayısıyla Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ni yarım bıraktı. Buna çarp atıyoruz. Yanlış. O zaman A seçeneğimiz ve B seçeneğimiz elendi. Mustafa Kemal ilk gittiği okul mahalle mektebidir. Bu doğru bir bilgidir. Mustafa Kemal Ömer Naci ile Manastır Askeri İdadesi'nde tanışmıştır. Bu da doğru bir bilgidir. O zaman benim birinci sorudaki cevabım Bursa. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Yine birinci ünite sorusu. Konu başlığımız olarak Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri. İlgili bir soru sormuşuz. Yukarıda verilen kavramlar aşağıdaki hangi olay ile gerçekleşmiştir? Kavramlarıma bakıyorum. Meclis-i Mebusan'ın açılması, Kanuni Esasi Anayasası'nın hazırlanması, Osmanlı'da halkın ilk kez yönetime katılması. Şimdi arkadaşlar bu kavramlara baktığımız zaman bunların hepsinin karşılığı tabii ki e, neresi? Meşrutiyet. Islahat olamaz. Çünkü ıslahatta azınlıklara tanzimat olamaz azınlıkların eşit konuma senedi ittifak ayanlarla padişah arasında ama meşrutiyet arkadaşlar meşrutiyet halkın halkın yönetime katıldığı Osmanlı'nın artık mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçtiği dönemden bahsediyoruz arkadaşlar. Zaten Osmanlı Devleti meşrutiyeti ilan etmesindeki en büyük amaçlardan biri neydi? Fransız ihtilalinin getirdiği Milliyetçilik. Milliyetçilik. Azınlıkların isyanını engelleyip devleti bir arada tutmak için yönetimin bir kısmını kime vermek amaçlandı? Halka vermek amaçlandı. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevap anahtarına da C diyoruz. 1'e B demiştik. Devam edelim. Üçüncü sorumuzla. Üçüncü sorumuz arkadaşlar Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla ilgili bir soru. Okulların tamamını karışık olarak vermiş. Bizden bu okulların kronolojik olarak sıralamasını istiyor. Böyle sorularda LGS'de karşımıza çıktığında önce doğrusunu biz yazalım. 1. Mustafa Kemal'in gittiği okullara bakarsak Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi Rüştiye Ortaokul demekti. 4 Selanik Askeri Rüştiyesi 5 Manastır Askeri İdadi Burada da idadi lise demekti. 6 İstanbul Harp Okulu ve son olarak da mezun olduğu 7. okul İstanbul Harp Akademisi. Hemen soruyu çözerken de şu taktiği kullanmamız gerekiyor. Bir ilk önce bulmamız lazım. Bir mahalle mektebi. Mahalle mektebine bakıyorum. Üçüncü öncül. Bunun karşısına bir yazdım. O zaman sorum kronolojik olarak 3 ile başlaması gerektiği için hemen 2 tane seçeneği eledim. 2. Neyi bulmam gerekiyor? <laughs> Şems Efendi. Yani 5 numaralı oyuncu. Bunun karşısına da 2 yazdım. Hala soru çözülmedi. 2 i̇ki tane ikisinden de var. 3. olarak bulmam gereken Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Bakıyorum nerede Selanik Mülkiye Rüştiyesi? 4 numaralı seçenek. Buna da 3 yazdım. Yani 3, 5 ve 4 diye devam edecek. 3, 5, 6 olmaz. 3, 5, 4. Hemen diğerlerini de kontrol edeyim. Ondan sonra askeri rüştüye. Evet doğrudur. Manastır askeri dadisi doğrudur. İstanbul Harp Okulu doğrudur. Ve İstanbul Harp Akademisi doğrudur. Dolayısıyla cevap anahtarımızı D olarak çıkarttık. Dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. İttifak grubunun öncüsü olan Almanya 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa dahil etmek istemiştir. Almanya Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa dahil etmekle birçok alanda yarar göreceğini düşünmektedir. Yani kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı'da bu savaşta olmasını istemiş Almanya. Peki diyor Almanya'nın bu savaşta Osmanlı'yı istemesinin nedenlerinden biri hangisi olamaz? Şimdi baktığımız zaman savaş alanını genişleterek kendi üzerindeki yükü azaltmak. Kesinlikle çünkü Almanya itilaf devletlerinin tam ortasında kalıyor. Osmanlı'nın savaşa girmesi demek yeni cephelerin açılması demek. Yeni cephelerin açılması demek itilaf devletlerinin askeri gücünün bir kısmını da bu cepheye göndermesi ve Almanya'nın rahatlaması demek. Osmanlı'nın coğrafi konumu çünkü Osmanlı arkadaşlar Avrupa ve Asya arasında yer alan bir köprü görevindedir. Boğazların bizde olması inanılmaz derecede avantaj sağlar. Üstün üstün Osmanlı İngiltere'nin sömürge yollarını kapatabilecek bir konumdadır. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü. Bunu olamaz. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti zaten 1881'de Duyun-u Umumiye Genel borçlar idaresini kurarak zaten iflas ettiğini belirten bir devlet. Böyle bir faydası olamaz. C seçeneği. Ama her soruda ne olursa olsun son seçeneğe kadar okuyacağız arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin nüfus yapısı. Evet bu niye oluyor arkadaşlar? Unutmayın. O tarihte yani 1914'te hala insan gücü çok önemli. Almanya gelişmiş bir ülke. Osmanlı geri kalmış bir ülke. Geri kalmış ülkelerde 7. sınıftan hatırlayın. Doğurganlık fazla olduğu için genç nüfus fazladır. E, Almanya'da da silah var arkadaşlar. O da gelişmiş ülke. Genç nüfusu az. E, dolayısıyla ondaki silahlarla bizim nüfusu birleştirdiğinde büyük bir ordu yaratacağına inanıyor Almanya. Dördüncü sorumuza da Ceyhan dedikten sonra beşinci sorumuza geçiyoruz. Şimdi beşinci sorumuz bir eşleştirme sorusu. Tek tek bakalım. Şimdi Mustafa Kemal ile ilgili. Mustafa Kemal'in hangi alandaki faaliyetlerine değinilmemiştir? 31 Mart olayını bastıran harekat ordusunun içinde yer alması. Ordu, askeri, vatan ve hürriyet cemiyetini kurması, siyasi, askeri idadi de okuması, eğitim, Trablusgarp Savaşı, askeri ama bakın kültürel konusunda herhangi bir bilgi 5. soruda verilmemiş. Dolayısıyla cevap anahtarımı denizli diye çıkartıyorum. Altıncı soruya geldiğimizde arkadaşlar hemen altıncı sorumuza bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu halkı cemiyetler kurarak direnişe başlamıştır. Çünkü Osmanlı devleti gerekli e, mücadeleyi göstermediği için halk da kendi cemiyetlerini ve direniş hareketlerini başlattı. Bu cemiyetlerden bu cemiyetleri milli varlığa yararlı ve milli varlığa zararlı olmak üzere ikiye ayırırım. Şimdi cemiyet kavramında unutmayın cemiyeti yararlı ya da zararlı diye ikiye ayırırsam cemiyeti kısası milli mücadele olacak. Şimdi milli mücadelenin yanında olan herkes yararlı, karşısında olan herkes zararlıdır. İster karşısındakini arkadaşlar Türkiye'den Müslümanlar kursun ister azınlık kursun. Bakalım Kilikya Cemiyeti Adana bölgesini savunur. Adana Çukurova ee, o zaman milli varlığa yararlı bir cemiyet. Reddin İlhak, İzmir'i İzmir bölgesini savunur. Ne zaten ismini de belli. Reddin Hak. i̇lhak işgal demek. Hemen altına açıklamasını yazalım. İşgal. Red hayır demek. İzmir'in işgaline hayır. Milli Kongre Cemiyeti gazetecilerin kurduğu basın yayındır. E, dolayısıyla geriye kalan Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerden biri olan cevap anahtarın Bursa'ya gidecek. Sul Selameti Osmanlı. Bunun amacı Osmanlı padişahı etrafında toplanmak. Padişahın etrafında toplanarak geleceğin Osmanlı'dan geleceğini inanıyor. Ama padişah milli mücadelenin yanında mı? Ya da İstanbul hükümeti yanında mı? Değil. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletlerin tüm enge engellemelerine rağmen 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi toplanmış. Sivas Kongresi'nin toplanmasına mani olamayan Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmiş. Yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur. Bu gelişmelere bakarak aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? İstanbul Hükümeti İtilaf Devletleri'nde arasında çekişme vardır. Hayır ortak bir kanıdalar. Damat Ferit Paşa Sivas Kongresi'nin toplanmasına karşı değildir. Karşı olduğu için zaten e, Damat Ferit Paşa e, toplanmasını engellemeye çalışıyor. E, Sivas Kongresi'nin toplanacak olması hem İstanbul Hükümeti'ni hem de İtilaf Devletleri'ni rahatsız etmiştir. Bakın İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin tüm engellemelerine rağmen Bak ikisinin de bir engelleme yaptığından bahsediyor. O yüzden Ceyhan'a gidiyorum. İstanbul Hükümeti Kongre kararlarını tanımıştır. Öyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevabımızı C olarak işaretliyoruz arkadaşlar bu soruda da. Devam edelim. 8. sorudayız. Amasya Genelgesi'nde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesine yer verilmiştir. Bu maddeden yola çıkarak diyor. Amaç belirlenmiş. Tam burası. Milletin bağımsızlığı amaç kısmı. Milletin kendi geleceğini belirleyeceği vurgulanmıştır. Milletin azim ve kararı. Kimin kararı? Milletin kararı. Üstü kapalı da olsa demokrasi. Birinci öncülü aldım. ikinci öncülü aldım. Manda ve himaye fikri benimsenmiştir. Bunu alamam. Yukarıda hangilerine ulaşılabilir demiş. Cevap anahtarını denizli olarak işaretledim. Evet sevgili öğrenciler dokuzuncu soruya geldiğimizde İstanbul hükümetinin temsilcisi Salih Paşa ile Mustafa Kemal'in bir araya gel gelmiş böylelikle İstanbul hükümeti temsiliyetinin varlığını resmen tanımıştır. Yani bizden bahsettiği şey arkadaşlar Amasya görüşmesi. Hani Sivas Kongresi'nden sonra, Sivas Kongresi'nden sonra. E Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyordu. Damat Ferit istifa diyordu. Ali Rıza Paşa daha ılımlı bir insandı ve bir tane temsilci gönderiyordu Amasya'ya. Burada İstanbul hükümetini temsil eden Salih Paşa'ydı. Temsil heyetinin sözcüsü ise arkadaşlar Mustafa Kemal'di. Sorumuzun cevabı böyle seçeneklerde genelde Amasya genelgesinde çok kullanırlar. Kafanızın karışması için Amasya görüşmesidir. Ve son soruya baktığımızda 23 Nisan 1923'te TBMM'nin açılması üzerine yurdun birçok yerinde TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclisin bastırdığı her isyanda otoritesi artarken meclisin gücü de ne yapar? Azalır. Hangisi farklıdır diye sormuş. Burada sormak istediği şey arkadaşlar bu ayaklanmaları şöyle yapalım. Ayaklanmaları biz dört gruba ayırıyorduk. Birincisi İstanbul hükümetinin çıkarttıkları. ikincisi, İstanbul hükümeti artı itilafların çıkarttıkları. Üçüncüsü azınlıkların çıkarttıkları. Ve dördüncüsü arkadaşlar eski kuvay milliyecilerin çıkarttıkları. Bunları hangisi farklı kategoridesinde? Çapanoğlu İstanbul artı itilaf. Delibaş Mehmet İstanbul artı itilaf Çerkez Etem eski kuvayi milliye ve Çapur Musa İstanbul artı itilaf. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Ceyhan olacak. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir sevgili öğrenciler. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.